Galip'le beraber Şihamed'in dergahına gidin. Orada ağzı laf yapan birkaç tane derviş bulun. Bizim esnaftan da adam toplayın. Kahvelere, camilere, sokaklara, her yere dağıtın. Provokatörlere karşı uyanık olsunlar. Eyvallah. Emrin, başım gözün üstüne amirim. Hadi biz çıkalım Bekri abi. Çıkalım aslan parçası. Asker geçit de belli olur. Feriha'nın koruma işini halinde. Bil bakalım ne oldu Mustafa? Tam olarak senin dediğin gibi oldu. Birini yakaladınız. Yakaladık Mustafa'm, yakaladık. Kümese girdi şerefsiz. Hangisi? Ya bu saçları böyle olan çirkin tipsiz bir tane var ya. Gabris. Gabris. Ulan ne gabrisi, beni de kendine benzettin. Garbis. Aslanım benim. Nerede peki? Hücrede. Nasıl yakaladınız herifi? Ya biz Feriha Hanım'ı faytona bindirir gibi yapıp arka kapıdan indirdik. Yerine de ben oturdum. Bu salak Gabris de gerizekalı takımı da bizim peşimizden tabii. Bizim çocuklar da onların peşinden. Yürüyün la, yürüyün faytonlara. Takılalım bakalım peşlerine. Tabii kapıyı açınca... karşısında bıçak alıyor. Oltaya düştü gerizekalı. Konuştu mu? Konuşmadı. Ama konuşun Mustafa'm, ben onu şey yaparım, konuşur. Mustafa. Sen sultanımıza konuştun mu kardeşim? Konuştum. Yaptığımız her şey için hepimize teşekkür etti. Sağ olsun. Ali. Senle Mehmet Efendi'yi katleden dört tanesi bir de ibretlik yapacağız. Nasıl bulacağız onları Mustafa? Bulduk sen. Nasıl? Hamdi Efendi ve takımı. O gece silah seslerini duymuşlar. Daha sonra etrafı kolaçan ediyorlar. Dört katilden birini limanda görmüşler. Takip etmişler. Desene işimiz ibretlik o zaman Mustafa. Hem de en alasında. Hadi gidelim kardeşim. Dur. Hamdi Atak'ın baskını gitti bile. Gel. Sultanım, Feriha Hanım geldiler. Alın içeri. Nasılsınız Feriha Hanım? İyiyim, eksik olmayın sultanım. Gazetiniz sonunda neşriyata başlıyor. Hayırlı olsun. Desteğiniz sayesinde. Sizin vaktiniz değerli. Arzu ettiğiniz zaman başlayabiliriz. Buyurun. Bugün çıkan gazetelerin birçoğu dünkü patlamada hastanede birçok gazinin öldüğünü iddia ediyor. Bu iddialar külliyen yalan. Maksatları ne? Maksatları, konferans sebebiyle ülkemize gelmiş Ruslara karşı halkı galeyana getirmek olduğunu düşünüyorum. Başarılı olabileceklerini düşünüyor musunuz? Sizce? Dini ve milli hassasiyeti son derece kuvvetli bir halkımız var. Doğru. İyi ki de var. Tarihimiz boyunca halkımızın milli hassasiyetlerini istismar ederek infiale sürüklemek isteyenler her zaman olmuştur. Bugün de olmaktadır. Lakin istedikleri olmayacak. Aklı selim kazanacak. Ruslar diyorlar. Ne mi? Ruslar diyorlar abi. Ruslar mı? Ruslar belli değil falan diye. Ruslarmış ya. Ruslar diyorlar. Allah Ruslar. 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 Abi diyorlar, görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Her şeyi karşılamıyorlar ya. Her şeyi karşılamıyorlar.
Gecenki patlamada onlarca kişi ölmüş. Ama sultan bunu saklıyor. Doğru. Saklıyor. Doğru, doğru. Evet, doğru. Korkunun ecele faydası yok. Ruslardan bunun hesabını sormalıyız. Doğru, sormalıyız. 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 Ruslar haddini aştı ya. Evet. Soracağız. Evet. Evet. Sormalıyız ya. Hesap sormalı, hesap sormalı. Durun efendiler. Bakın burada o hastaneden bugün taburcu olmuş bir gazi var. O anlatsın size gerçeği. Sultanımız haklı ağlar. Bize hiçbir şey olmadı. Sakın ama sakın bu milleti kandırmaya kalkmayın. Ne dedi duydun? Haber ver, koş hemen. Her kafadan bir ses çıkıyor. Peki sultanım, yine bazı çevreler sizin genç Osmanlılarla anlaşarak tahta çıktığınızı iddia ediyorlar. Hürriyet meselesine bakış açınızla genç Osmanlılarla aynı fikirde olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Hayır, söyleyemeyiz. Fark? Ben onlardan çok daha fazla hürriyet yanlısıyım. Nasıl? Feriha Hanım, hürriyet bizim milletimizin tabiatında var. Şükürler olsun ki Allah bizi esaret kabul etmeyen bir millet olarak yaratmış. Sizi onlardan daha hürriyetçi yapan nedir sultanım? Biz hürriyeti sadece kendi milletimiz için istemeyiz. Bütün milletler, bütün inançlar için isteriz. Asırlardır bayrağımız altında yaşayan her kavimden, her inançtan insanın hürriyetinin teminatı olduk bugüne kadar. Evet, bu doğru. Farklı inançlara sahip insanlar ve kavimler Osmanlı bayrağı altında yüzyıllarca huzur ve güven içinde yaşadılar. Lakin dünya hızla değişiyor. Değişmekten kastınız milliyetçilik midir? Evet. Geçen yüzyılın sonunda Fransa'da yaygınlaşmaya başlayan milliyetçilik akımı hızla tüm Avrupa'yı sardı. Tabii kaçınılmaz olarak oradan Osmanlı coğrafyasına da sıçradı. Sizin milliyetçilik hakkındaki düşünceniz ne? Kamiyetçilik yapan bizden değildir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz tarihimiz boyunca hiçbir zaman kamiyetçilik ve sömürgecilik yapmadık. Ama çağ değişti. Evet, değişti Feriha. Lakin doğruyla yanlış, günah ve sevap değişmedi. Bugün sömürgeci amaçları için milliyetçiliği istismar eden devletler büyük günah işliyorlar. Bu kanlı günahlar hiç kimsenin yanına kalmaz. Bir misal verirseniz. Misali bizzat yaşıyoruz Feriha Hanım. Ey ahali! Bu gördüğünüz dört melun, beş gün önce iki din adamımızı katletti. Maksatları, yüreğimize ateş salıp bizi öfkelendirmek ve infial yaratmak. Ve bunu başardılar. Binlerce öfkeli kalabalık bu limanda toplandı. Tersane toplantısı için gelen yabancı sefirler telin edildiler. Ve bunu fırsat bilen savaş meraklısı bu melunlar Rus sefiri vurdular. Mustafa, oğlum. Canımı, ciğerimi, her şeyimi aldınız. Niye öldürdünüz? Niye? Bir tanem de o benim. 50 yıl biz onunla aynı yastığa baş koydum. Bir kere bile bize bağırmazdı. Bana da bağırmadı, evlatlarıma da bağırmadı. Ah!
üç evladımızı beraber büyüttük. İkisi Kırım Harbi'nde, birisi Yunan keferesiyle savaşırken şehit oldu. Niye efendim bu hale geldi? O bir karıncayı bile incitmezdi. Niye? Niye öldürdünüz? Niye? Niye? Kalk teyze. Kalk. Şimdi! Hesap verme zamanı. Bu millet üzerinde oyun oynamaya kalkışan ve saygıdeğer anılarımızı şehit anası, şehit karısı yapmış bu melunlar. Bu oyuna kalkışan herkes devletin gazabından kurtulamayacak. Görenler görmeyenlere, duyanlar duymayanlara söylesin. Herkese ibret olsun. Aslan parçaları indirin. Sırp ayaklanmasını Ruslar kışkırtarak binlerce Sırp'ın ve Bulgar'ın ölümüne yol açtılar. Hürriyet için diyorlar. Hürriyet için. Hı? Hürriyet için. Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim deyişini bilirsiniz. Bilirim. Bu Sırp çetelerinin dostu kim? Onlara kimler silah ve mühimmat yardımı yapıyor? Ruslar. Evet, Ruslar. 400 yıldır Sırplar ve Türkler kardeş kardeş yaşarken orada neden kan gövdeye götürüyor? Zira Ruslar kavmiyetçiliği kışkırtıp milliyetçilik duygularını istismar ediyorlar. 4000 Rus subayının Sırp ordusunda savaştığına dair şaiyalar var. Ordu demeyelim onlara. Yağmacı, katil, çeteler onlar. Ayrıca bahsettiğiniz şaiye değil ne yazık ki. Hakikatin ta kendisi. Bizim devlet diye bellediğimiz Rusya o bölgede çetecilik yapıyor. Sırplar ve Bulgarlar Rusların umurunda bile değil. Ne istiyorlar? Onlar sadece bizi zayıf düşürerek sıcak denizlere inmek istiyorlar. Bunun için de İnsanların milliyetçilik duygularını kullanıyorlar. Sırplara mesajınız nedir Sultan? Bugüne kadar kardeşlik duygusu içinde yaşayan Osmanlı tebaasını oluşturan unsurlar Rusların ve Batılı devletlerin oyunlarına alet oluyorlar. Bundan vazgeçsinler. Ya vazgeçmezlerse? Kendilerine yazık ederler. 400 yıldır o bölgede bir kişinin bile burnu kanamadı. Lakin önümüzdeki 70-80 yıl boyunca kan, zulüm ve kardeş kavgaları yakalarını bırakmayacak. Osmanlı'da buldukları huzuru mumla arayacaklar. Rüştü Paşa'nın sadrazamlık makamından istifa etmediği, sizin azlettiğiniz söyledi. Doğru mudur? Milletçe hassas zamanlardan geçiyoruz. Bu dönemlerde birbirimize kenetlenmemiz esastır. Muhalefeti öneriniz nedir? Aklı selim. Elbette ki içimizde tartışmalar, eksiklikler olacaktır. Lakin önemli olan dışarıdaki düşmanları görebilmektir. Kendi içimizde birbirimizle uğraşacağımıza
dışarıdaki düşmanlarla uğraşmamız hepimizin menfaatinedir. Peki Rüştü Paşa? Fikri takibiniz takdire şayan Feriha Hanım. Tebrikler. Teveccühünüz Sultan. Rüştü Paşa sualinize dönersek... Sultan bizi fena harcadı Redif Paşa. Doğru söylüyorsunuz Rüştü Paşa. Mithat Paşa bizi sırtımızdan hançerledi. Zaten son zamanlardaki düşünceleriyle bizden gittikçe uzaklaştığı belliydi paşam. Doğrudur paşa. Ama bunun hesabını ikisi de mutlaka verecek. Mutlaka. Devleti âli de makamlar ve kişiler baki değildir. Baki olan halka hizmettir. Rüştü Paşa'nın görevini Mithat Paşa'ya verdik. Yarın başka birisini uygun görür, o devlet adamına veririz. Tersane konferansından beklediğiniz nedir? Balkanlar başta olmak üzere üç kıtada barışın ve sükûnetin sağlanmasını bekliyorum. Peki bu mümkün mü? Mümkün olması için biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gerisi Allah'ın takdiri. Peki savaş çıkarsa sultanım? Savaş çıkarsa Osmanlı dün de olduğu gibi bugün de kendini koruyabilecek kudrete sahiptir. Bu kudreti sınamak isteyenler ateşle oynarlar. Kulislerde konuşulanlara göre İngiliz delegasyonu Osmanlı'nın yanında olacakmış. Kendi iyilikleri için bunu yapmaları hepimizin menfaatinedir. Rus heyet başkanı geldiler efendim. Alın içeri. Hoş geldiniz sayın başkan. Hoş bulduk efendim. Başkan. Buyurun oturun. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim sultanım. Estağfurullah. Sultanım, sizden bir istirhamım vardı. Dinliyorum. İnanın bunları size söylemeden evvel çok düşündüm. Üzerinizde cihanın mesuliyeti varken benim kızımla ilgili bir konuda sizden ricacı olmam... Feriha Hanım, cihan padişahı olmak bir annenin yaralı kalbine bigane kalmak değildir. Nihayetinde ben de babayım. Ben de bir evlat yetiştiriyorum. Haklısınız Sefir Hazretleri. Menfaatlerimiz zaman zaman çatışıyor. Lakin bizim işimiz diplomasi. Yani çatışan değil, uzlaşan yanlarımızı bulmak ve onların alanlarını genişletmek. Hakkı haliniz var efendim. O zaman siz bugün diplomasi tarihine geçecek eşsiz bir hamle yapacaksınız. Osmanlı'da bir atasözü var. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yermiş diye. Sizi desteklememiz için majesteleri çarınız Nikolay Alexander bize ne teklif ediyor? Kesinlikle kraliçenizin çok memnun kalacağı şeyler Sir Henry. Millet, hastanedeki patlamada en az 50 gazimiz ölmüş. Sultan, Rusların korkusundan ses edemiyor. Sultan bizi aldatıyor. Yalnız birader, senin bu dediğine Gülhami bile gülüyor. Ne varmış bunda gülünecek? Vallahi Gülhami yalan duyduğumu dayanamaz. Başlar gülmeye. Durdurabilene aşk olsun. Gülün siz, gülün.
Ağlanacak halinize gülün. Ulan sahtekar! Ahali! Ben dün o hastanedeydim. Bırak ölmeyi, bir tane gazinin burnu bile kanamadı. Bunlar yalancı provokatör! Yalancı! Gelin bakalım, sizinle şöyle bir hava alalım. Hadi! Hadi! Gabbar. Anlaşıldı amiyim. Sen de, sen de! Birbirimizi anladığımızdan eminim Sefir Hazretleri. Evet, ben de öyle. Doğrusu beni şaşırttınız. O halde konferansta görüşürüz Sayın Sefir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sayın Başkan. İnanılmaz değil mi? Müthiş bir teklif. Selamünaleyküm amirim. Güzel Halka Galyon'a getiren dar provokatörleri yakaladık. Atın hemen hücreye, bekle. Dur. Dur. Şerefsizler ibretli olacak. O yüzden hücreye atmak falan yok. Yalan haber yayarak halkı galeyana getirmeye çalışıyoruz. Bağırın ulan! Bağır işitiyorum. Bağırın! Biz galeyancıyız. Halkı isyan ettirmeye çalıştık. Maksadımız sizleri Sulh Konferansı'na saldırtarak Osmanlı ile Rusya arasında savaş çıkartmak. Anlatma Mustafa. Eğer plan başarılı olursa hem Süreyya'yı kurtaracağız hem de kardeşlik teşkilatını darmadağın edeceğiz. İnşallah be kardeşim. Bu işte ben de varım paşa kardeşlerim. Şekerli bu. Çok özledim. Çok özledim. Çok. Kardeşim, kardeşim. Çok özledik bu abi. İngiliz seferiyle yapmış olduğunuz görüşme nasıl geçti Sayın Başkan?
Teklifimizi yaptığımızda İngiliz'in şaşkın suratını görmeliydiniz. Duyunca ben de çok şaşırdım doğrusu. Yüce çağrımızın Orta Şark'ta ve Hindi Çin'deki İngiliz politikalarına destek verme sözünü vereceğini kim söyleseydi inanmazdım. Çağrımız bir siyaset dehasıdır. Buna İngilizler nasıl inandı? Çağrımızın Orta Şark'tan vazgeçeceğine ve kurulacak olan İngiliz hegemonyasına gerçekten evet diyeceğini. Hakikaten ben de inanamıyorum. İşin sırrı burada gizli işte Sayın Sefir. Boğazların tümünün kontrol hakkını İngilizlere devredeceğimizi bildirdik. Bunu duyan Sir Henry sandalyesinden düşüyordu. İngilizler bu fırsatı kaçırmayacaklardır Sayın Başkan. Ben de öyle düşünüyorum ama yine de kesin cevap almadan emin olamayız. Haklısınız Sayın Başkan. Bu Rusların yaptığı teklif. Bunu derhal Londra'ya çekin ve acilen cevap beklediğimizi bildirin. Başüstüne efendim. Ruslar İngiliz sefaretinden çıktı. Kendi sefaretlerine döndüler efendim İloş. Belli ki Ruslarla İngilizler kendi aralarında anlaşmaya çalışıyorlar işler. Çıkarları bu kadar zıt iki devlet. Sizce uzlaşabilir mi efendim? Amaç Osmanlı'yı paylaşmaksa mutlaka bir yolunu bulurlar ejder. Eğer anlaşırlarsa Osmanlı'yı savaşmadan parçalayacaklar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar ben bu savaşı çıkaracağım ejder. Gel. Efendim İloş. Evet. Filinta Mustafa ve adamları halkın arasına soktuğumuz provokatörleri halka teşhir ediyorlar. Sultan, gazilerin öldürüldüğü ortaya çıkarsa büyük bir sıkıntı yaşayacağını biliyor. O yüzden de işi sıkı tuttu. Ne yapalım efendim İloş? Büyük takımı devreye sokun. Buna ilaveten parayla adam toplayın. İpsiz sapsız kim varsa topla. Madem camilerde, kahvelerde provokatörler yerleştirmemize engel oluyorlar, biz de kendi isyanımızı kendimiz çıkartırız. Bugün İstanbul'da büyük kargaşa çıkarmalıyız ejder. Emredersiniz efendim. Şimdi ben çıkıyorum Ejder. Alman sefiriyle görüşmem gerekli. Ruslarla konferansta sert münakaşalara girmenizi istemiyorum Mithat Paşa. Başüstüne sultanım. Rusların her teklifine bunu düşünmemiz için zamana ihtiyacımız var diye cevap verin. Hiçbir tekliflerine peşinen hayır demeyin. Her konuyu tartışmaya açığız şeklinde cevaplayarak bu konferanstan bir karar çıkmasını imkansız hale getirmenizi istiyorum Mithat Paşa. Başüstüne sultan. Gel! Sultanım. Evet. Rus heyet başkanı İngiliz sefaretinden çıkıp yarım saat önce kendi sefaretine döndü. Çıkabilirsin. Bir anlaşma yapmış olabilirler. Eğer Ruslarla İngilizler bir anlaşmaya varmışlarsa bizi köşeye sıkıştırabilirler sultanım. Buna karşı bir şeyler yapmamız gerekir. İngilizlerle Rusların bir anlaşma yaptığına emin olalım da Mithat Paşa. Ne icap ediyorsa yaparız. Neyse. Dükkanda görüşürüz. Ciğeri anladım.
var. Biz şerefsizin kaçmasına izin verdin. Ve arkasından da gitmiyoruz kardeşim. Ali, bana itimat et. Leyla'nın planımızı öğrenmemesi lazım. Renk vermeyeceğiz ve dikkatli olacağız. Merak etme aslanım. Sizden öncekiler işi eline yüzüne bulaştırdı. Ne kadar iç çakal varsa hepsini toplayıp sokağa dökeceksiniz. Sizden hata istemiyorum. Anladınız mı? Anladık. Merak etme sen. Hadi. Bu söylediklerinizden emin misiniz efendim Miloş? %100 eminim Sayın Sefer. Ruslar İngilizlerle anlaşmak üzere. Ruslar İngilizlere ne teklif etmiş olabilir? İngilizlerin büyük bir taviz kopardıkları kesin. Fakat mesele bu değil Sefer Hazretleri. Mesele nedir? Eğer İngilizler Ruslarla anlaşırsa savaşmadan Osmanlı'yı kendi aralarında parçalarlar. Bu durumda siz Almanlara hiçbir şey kalmaz. Bunu derhal hükümetime bildirmem lazım. Bunu hükümetinize bildirmeden önce ben sizin yerinizde olsam bir an önce Sultanahmet'in yanına giderim. Ne demek için? Sultanahmet'e Alman hükümetinin Osmanlı'nın bundan sonra en büyük müttefiki olmaya hazır olduğunu bildiririm. Acelesi ne? İngiliz-Rus protokolü imzalanmak üzere. Haklısınız efendim Miloş. Bunu iyi düşünürüz. Nihan Hanım. Küçük kızım. Küçük çırağım benim. Kim yaptı sana kızım? Kim kıydı sana böyle? Nihan'ım. Sen üşürsün be kızım. Üşürsün sen güzelim. Kurban olsunlar sana. Kurban olsunlar Allah'ım. Allah'ım ne olur onu yerinde dinlendir. Ne olur Allah'ım onu yerinde dinlendir. Yerinde dinledi Erken geldin. İçeride bir şey konuşacağız Ali'yle. Rahatsız etmeyin olur mu? Tabii. Ben de şu yemeğe bir bakayım. Sefir Hazretleri, sizce Rusların teklifine kraliçemiz ne cevap verecekler? Ben bayılacağını düşünüyorum. Sir Henry, Rusların teklifi
kuşku verici seviyede mükemmel gözüküyor. Bizzat çardan teyit etmemiş olsaydım eğer, buna inanmakta güçlük çekerdim. Bu vaziyette krallığımızın çıkarları konferanstaki gayet makul Rus taleplerine destek vermemiz gerektiğini emretmektedir. İcabı bilgilerinize rica olur. Yüce Çarım, İngilizler yapmış olduğunuz dahiyane hamle karşısında çaresiz kaldılar. Bizi destekleyeceklerinden eminim. Leyla! Kızım, Mustafa rahatsız etmeyeyim dedi ya kızarsa. Yok dadıcığım, ne kızacak? Ellerimde kahve yapmışım. Sen bilirsin. Akbar Miroş'un yerini öğrenmiş Ali. Gerçekten mi Mustafa? Miroş'un gizli mekanını öğrenmiş mi kardeşim? Ben rahatsız edilmek istemediğinizi biliyorum. Ama size ellerimle kahve yapmıştım. Kızar mıyım hiç sana Leyla? Hele ki böyle güzel kahve yapan birine. Sağ olasın bacım. Oo Mustafa. Adamlarımızın söylediklerine göre Alman sefiri sizinle görüşmek üzere saraya doğru geliyor sultanım. Belli ki onlar da İngilizlerle Rusların anlaşma yaptığının farkında. Haklısınız sultanım. Gel. Alman sefir geldi sultanım. Alın içeri. Sefir efendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk sultanım. Perihan. Perihan Hanım. Ziya Bey. Namık Kemal Bey. Sultanımızla yaptığınız mülakat bayağı uzun sürdü. Oldukça faydalı ve bilgilendirici bir görüşme oldu. Bir görmek ister misiniz? Lütfen, lütfen. Teşekkürler. Enteresan. Böyle bir soruyu sultanımıza sorabildiniz demek Beriha Hanım. Nasıl bir soruyu? Avrupa'nın geleceğinde biz Osmanlı'yı en yakın müttefikimiz olarak görüyoruz majesteleri. Belirtiler yakında bir Osmanlı-Rus harbinin yaklaştığını gösteriyor. Eğer böyle bir savaş çıkarsa biz Alman hükümeti olarak Osmanlı Devleti'ne her türlü yardıma hazırız. Hükümetinizin bizim yanımızda olduğunu bilmemiz bizim için çok önemli. Bu dostluğun ebedi olmasını diliyorum. Biz de aynı şekilde majesteleri. Sağ olun. Siz de sağ olun majesteleri. Bu Almanlardan hiç beklemediğim bir hamleydi sultanım. Almanlar sömürgecilik konusunda epey geç kaldılar. İngilizlere, Fransızlara, hatta Ruslara bile hasetle bakıyorlar. Bu sebeple bence Almanların yapabileceği tek hamleydi. Zaman yaklaşıyor. Siz de çıkın Midat Paşa.
Bakalım İngilizler Ruslarla anlaşmış mı? Açıkçası çok cesur sorular sormuşsunuz Feriha Hanım. Gerçekten tebrik ederim. Beni değil sultanımızı tebrik edin. Ben hiç bu kadar açık fikirli ve bu kadar açık sözlü bir adam görmedim. Doğru söylüyorsunuz Feriha Hanım. Padişahımız tüm sorularınızı iştenlikle cevap vermiş. Hı hı. Peki Sultan Abdülhamit sizin fikren ona karşı muhalefet olduğunuzu biliyor mu? Elbette. Bu durumda kendisini bir kez daha kutlamak lazım. Kesinlikle. Sütçü! Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Maskof gavurları gazilerimizi bombaladı. Öldürdüler. İstanbul'un göbeğinde yaptılar. Sultan neden susuyor? Sultan neden korkuyor? Evet, soruyoruz. Sultan neden susuyor? Neden Ruslardan korkuyor? Gazilerimiz ölürken neden sessiz kalıyor? Kahrolsun Ruslar! 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 Birazdan gelir. Gel. Bir zabit geldi. Sultan sizi sarayına çağırmış. Geliyoruz zaten. Akbar Miroş'un yerini öğrenmiş Ali. Gerçekten mi Mustafa? Miroş'un gizli mekanını öğrenmiş mi kardeşim? Bunu Efendi Miroş'a haber vermeliyim. Ben sana haber vermeden sakın benimle irtibata geçme.